Merhabalar, ben Açelya Damdelen, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda şimdi sizlere sprey boyalar ile nasıl yenileme yaparız onu göstereceğim. 3 renk seçeneği var kaden sprey boyaların: beyaz, altın ve gümüş renk olarak. Beyaz tek, yani onun matı veya parlağı yok, ama gümüş ve altın renklerin mat ve parlak seçenekleri mevcut. Benim şu an kullandığım gümüş ve altın renkleri parlak olanlar. Sprey boyaları açık havada yaparsak iyi olur. Yani havasız alanlar için, evlerin içi için daha doğrusu, pek uygun değil. O yüzden ben mesela şu anda açık alanda yapıyorum. Gerçi hava şartları sonrası için pek müsaade etmedi, ama yine de bir şekilde bitirmeye çalıştım boyamalarımı. Yani kokudan dolayı, bir de boya çok fazla sıçradığı için sizlere de açık havada yapmanızı tavsiye ederim. Bu sprey boyaları nerede kullanıyoruz? Ahşap, metal, taş, karton, seramik, polyester, MDF gibi yüzeylerde kullanabiliriz. Yalnız yaparken sprey boyaları, yapacak olduğumuz objeye sıkarken çok böyle dibinden yapmamamız gerekiyor. Bir de döndüre döndüre ve az miktarlarda sıkmamız lazım. Sürekli aynı yere sıkarsak birikme yapar ve akma olur. Bu da güzel olmaz. O yüzden yavaş yavaş, benim yaptığımı takip edebiliyorsanız, döndüre döndüre yapıyorum. Ben azar azar sıkıp döndüre döndüre yapmaya çalışıyorum. Gerçi benim yaptığım şu anki objeler küçük. Daha büyük objelerde de yine aynı şekilde azar azar ve döndüre döndüre yaparsanız iyi olur. Hatta önce bir kat yapıp daha sonra yine bir kat daha yapabilirsiniz. Bu şekilde en azından birikme yapıp akmasını, o şekilde donmasını önlemiş olursunuz. Katlar arasında minimum 30 dakika ya da 1 saat kadar beklemek iyi olur sprey boyalarda. Ama böyle tabii ki mobilya takımlarını boyayın demiyorum asla. Sprey boyaları tavsiye etmem mobilya takımlarında. Hem daha maliyetli olur, hem onları boyayabilecek bir alan yok tabii ki. Bir de ne kadar dayanıklı olur, o kadarını bilemiyorum. Yani ben kendim sprey boyalarla hiç büyük mobilya boyamadım. Ama böyle ufak tefek sehpa ya da fiskos masası ya da tek bir sandalye gibi, bu tarz ufak tefek şeyleri boyayabilirsiniz. Tabi dediğim gibi, bu şekilde mobilya boyayacaksanız eğer, yani sehpa, masa, fiskos gibi şeyler, boyadıktan birkaç gün sonra sprey vernik yaparak boyayı koruma altına alırsanız iyi olur. Ben şu an metal objeler boyadığım için, o yüzden boyama işleminden sonra sprey vernik yapmadım, gerek duymadım. Sprey boyaların parlak gümüş renkli olanı ayna efektine benziyor. Bunu soranlar bana çok oluyordu. Evet, gerçekten benziyor. Yani direkt böyle dıştan uygulama yapacağınız zaman ayna efekti yerine parlak sprey, gümüş boyayı kullanabilirsiniz. Buradan sonra fark ettiyseniz mekan değiştirdim mecburen. Hava şartlarından bahsetmiştim videonun başında. Yağmur ve aşırı rüzgar mecburen başka yere taşınmama neden oldu. Aslında böyle rüzgarlı havalarda pek tavsiye etmem sprey boya yapmanızı, çünkü çok fazla yayılıyor her tarafa. Aslında objeye bile tam gelmiyor. Ama maalesef ben bitirmek durumundaydım. O yüzden başka bir yere taşıyıp hemen alelacele yaptım diyebilirim. Tabii buradan sonra artık kamerayı değil, mecburen telefonu kullanmak zorunda kaldım. Bir elimde telefon, diğer elimde boya. Unutmadan sprey boyaları boyamaya başlamadan önce güzelce çalkalayıp ondan sonra boyamaya başlamamız gerekiyor. Bir de ben bazen mesela kulp da boyuyorum sprey boyalarla. Ama özellikle kulplarda, sonra kapı kollarında, mesela kapı kollarını da boyayabiliriz.
Bunlardan sonra yaklaşık dediğim gibi vernikleme işlemi için birkaç gün beklesek iyi olur. Bir 2-3 kat hatta 4-5 kat bile sprey vernik yaparsak iyi olur. Ya da 2 kat Cadence Ultimate Glaze Kalın Sır Vernikte yapabiliriz. Bu fayanslarda kullanmış olduğumuz verniği. Yani yaptığımız işlemi koruma altına almamız gerekiyor. Bu kulplar olsun, kapı konuları olsun, bunlar en çok darbeye, çizilmeye maruz kalacak olan şeyler. Evet, buradan sonra kullanmış olduğum renk gümüş rengi oluyor. Bu işte bahsettiğim size parlak gümüş renk. Bununla da bu sehpayı boyadım. Tek kat boyadım ben. Hepsinde de tek kat işlem yaptım gördüğünüz gibi. Tek kat yeterli geldi. Dediğim gibi döndüre döndüre ve yavaş yavaş sıkıyoruz. Öyle çok fazla değil ve sürekli bir yere değil. Gezdirerek. Bir de bakın döndüre döndüre yaptığım için ben önce alt kısımdan başladım. Yani üstten tutabileyim diye. Komple boyu olsaydım şu an tutmak için zorlanırdım. Bu yüzden önce alt kısımdan başladım. Ve dediğim gibi bu işin püf noktası bu. Yavaş yavaş ve gezdire gezdire sıkıyoruz sprey boyayı.